değerli Kudüs sevdalıları, yine mübarek bir Ramazan ayı ve yine işgalci Siyonist rejimi ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya vahşice saldırıp kardeşlerimizi şehit etti. Bizler bu akşam terörist devleti İsrail'in barbarca saldırılarını lanetlemek ve Kudüs mürabatlarına destek olmak adına toplandık. Partimiz tarafından Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı olarak vahşice yapılan saldırıları lanetlemek için meydanlardayız. Sizleri buraya getiren yüreğinizdeki Mescid-i Aksa sevdasından dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Katil İsrail Filistin'den defol! Katil İsrail Filistin'den defol! Katil İsrail Filistin'den defol! HÜDA PAR Uşak İl Başkanı, Başkan Teşkilatı olarak düzenlediğimiz Kudüs'e sahip çıkmanın kitlesel basın açıklamamıza hepiniz hoş geldiniz. Sizlere ve programımızın akışını arz etmek istiyorum. Programımız HÜDA PAR Uşak İl Başkanımız basın açıklaması ile başlayacaktır. Akabinde HÜDA PAR Uşak İl Başkan Yardımcımız Sayın Nurullah eşlik okuyacağı dua ile sona erecektir. Şimdi basın açıklamasını yapmak üzere Uşak İl Başkanımız Sayın Mehmet Salih Tüzün'ü mikrofona arz ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın, değerli cemaat, kardeşlerim, bacılarım ve Kudüs gönüllüleri, basın açıklamamıza hoş geldiniz. Basına ve kamuoyuna, Siyonist işgal rejimi her Ramazan ayında Filistin genelinde ve Mescid-i Aksa'ya yönelik vahşi saldırılarını artırmaktadır. Bir gelenek haline getirdiği bu saldırılarla Müslümanların tepkisini ölçerken bayrama da buruk bir şekilde girmelerini hedeflemektedir. Cenk, cihat, şehadet! Cenk, cihat, şehadet! Cenk, cihat, şehadet! Mübarek Ramazan ayının ortasına geldiğimiz bu günlerde Siyonistler Mescid-i Aksa'nın kutsiyet ve mahremiyetini çiğneyerek sabah namazında Aksa'ya her taraftan saldırıya geçtiler. Bu rabıtlarına saldırdılar. Bu saldırılarda yüzlerce Müslüman yaralanırken yüzlercesi de kaçırılarak esir hale getirildi. Bu vahşi ve barbar saldırılar kabul edilemez. Bu saldırıları kınıyor ve lanetliyoruz. İşgalci şaşırma, sabrımızı taşırma. İşgalci şaşırma, sabrımızı taşırma. İşgalci şaşırma, sabrımızı taşırma. Aksa'nın izzeti için bedenlerini siper ederek şehadet şerbetini içen şehitlerimizin şehadetini tebrik ediyor. Yaralılara acı şifalar, esir edilenlerin de bir an önce özgürlüğüne kavuşmalarını niyaz ediyoruz. Kudüs'ten, Aksa'da ve bütün Filistin topraklarında Siyonist işgale karşı direnen kardeş ve bacılarımızı buradan selamlıyoruz. Mekan olarak yanınızda olmasak da ruhumuz ve kalbimizle yanınızdayız. Davanız bizim davamız, acınız bizim acımız, sevinciniz bizim sevincimizdir. Muhterem kardeş ve bacılarım, Siyonist işgal devam ettiği müddetçe bu saldırılar ve acılar devam edecek. Şehitler verilecek. Yaralılar olacak. Filistinli kardeşlerimiz muhacir olacak. Ümmet rahat yüzü görmeyecek. Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Bu saldırı ve işgali bitirmenin yolu iki devletli çözüm, işgal rejimiyle ilişkileri normalleştirme safsataları değil. Bunun böyle olmadığına tarih şahittir. Siyonist rejimle kurulacak her türlü ilişki Kudüs davasını yalnız bırakacak ve zayıflatacak. Aksa'ya yönelik saldırıları arttıracak, işgal ve talanın genişlemesiyle sonuçlanacaktır. düşman kabul etmemelidir. Bu işgal ve saldırıları bitirmenin tek yolu Kudüs ve Filistin topraklarında Siyonist işgali tamamen kaldırmaktır. Bu da Filistin halkının şerefli ve izzetli direnişine ses olmak, bütün imkanlar seferber edilerek destek olmak, her zaman ve her zeminde yanlarında olmakla olur. Katil Siyonist Türkiye'den defol! Katil Siyonist Türkiye'den defol! Katil Siyonist Türkiye'den defol! Filistin halkının kendi vatanlarını Kudüs'ün şeref ve izzetini savunmak için yapmış oldukları mücadele meşru ve kutsaldır. Bu mücadele asla ve asla bir terör eylemi değildir. Terörist Filistin halkını katleden, topraklarını işgal eden, Aksa'nın mahremiyetini ayaklar altına alan Siyonist işgal rejimidir. Cenk, cihad, şehadet! Cenk, cihad, şehadet! Cenk, cihad, şehadet! Bu işgal ve katliamlar durdurulmalıdır. Tarih ve günümüz şahittir ki bu işgal çetesi kınama, açıklama ve protestolardan değil, sadece ve sadece güçten anlar. İşgalci şaşırma, sabrımızı taşırma. İşgalci şaşırma, sabrımızı taşırma. İşgalci şaşırma, sabrımızı taşırma. Siyonistleri yaskınlaştıran, pervasızlaştıran işlediği cürümlerin yanında kar kalmasıdır. İşledikleri cürümler cezasız kalırsa bundan sonra da büyük katliamlara girişecek. Allah muhafaza bir sabah Aksa'nın tamamen işgal edildiği haberiyle uyanacağız. Buna asla izin verilmemelidir. Aziz Müslümanlar, Allah azizdir, İslam azizdir, Kudüs ve Aksa azizdir. Zulme, işgal ve talana teslim olmayıp direnenler azizdir ve aziz olmaya devam edecekler. Takbir! Allahu Ekber! Takbir! Allahu Ekber! Takbir! Allahu Ekber! Kudüs ve Aksa sadece saldırıya uğradığı zaman gündemimize girmemeli. Daima gündemimizin birinci maddesi olmalı. İşgalden kurtuluş için kısa, orta ve uzun vadeli işleyen ve kendisini işgal rejimini zulümde Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeleridir. 2 milyarlık İslam ümmetinin gözü önünde bu katliamların yapılması kabul edilemez. İzzetli ve şerefli Müslümanlar, gençlerimiz, kadınlarımız, alim ve yöneticilerimiz bu zilleti kabul etmemeli. Birruh biddem neftike ya Aksa. Birruh biddem neftike ya Aksa. Birruh biddem neftike ya Aksa. Aksa'nın izzeti ve özgürlüğü için birleşmeli ve ayağa kalkmalıdır. Müslüman ülkelerin yöneticileri ve hasreten Türkiye bu saldırılara sona erdirilip tekrarlanmaması için somut adımlar atmalıdır. Katil Siyonist Türkiye'den defol! Katil Siyonist Türkiye'den defol! Katil Siyonist Türkiye'den defol! Verilen söz ve vaatler ne olursa olsun Kudüs davasına sırt çevirip Siyonist rejimle ilişki kurulmamalıdır. Filistin'den normalleşme Siyonist işgalin bitmesidir. Filistin'den normalleşme işgalcilerin geldikleri yere geri dönmeleridir. Dünyanın Siyonistleri devlet olarak tanımaktan vazgeçmelidir. Siyonistleri tanımanın ve Türkiye'ye, Filistin halkına ve ümmete bir faydası olmayacaktır. Aksine dünyevi ve uhrevi vebali büyüktür. Allah indinden de kimse bunun hesabını veremez. HÜDA PAR olarak her daim Kudüs davasının yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. İşte burası müminlerin yuvası. İşte burası müminlerin yuvası. İşte burası müminlerin yuvası. Bütün üyelerimizle Filistin'de yaşanan gelişmeleri yakından izliyor ve takip ediyoruz. Gelişmelere göre tavrımızı belirleyecek ve bu işgali talana karşı hep birlikte karşı duracağız. Allah bizleri özgür Kudüs için mücadele edenlerden eylesin. En kısa zamanda Aksa'da birlikte namaz kılmayı nasip eylesin. Allah'a emanet olun. HÜDA PAR Şekil Başkanlığı. Takbir! Allahu Ekber! Takbir! Allahu Ekber! Takbir! Allahu Ekber! Basın açıklamalarından ötürü İl Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de dualarını okumak üzere İl Başkan Yardımcımız Sayın Nurullah Işık'a mikrofonu arz ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gün Filistinli kardeşlerimiz için ellerimizi semaya kaldırma günüdür. Gün dua günüdür. Gün zalimin yanında değil, mazlumun yanında destekçisi olma günüdür. Kudüs kan ağlıyor. Filistin'de çocuklar, anneler, babalar ağlıyor. Ya Rabbi, sen onlara yardım et. Hayatlarını savaşın gölgesinde sürdüren kardeşlerimize yardım et. Ya Rabbi, dinine yardım et. Kur'an'a yardım et. Müminlere yardım et. Müslümanları rezil etmek isteyenleri sen rezil et. Müslümanları aziz etmek isteyenleri sen aziz et. Hazreti Ebu Bekir gibi, İzzetli kıl. Hazreti Ömer gibi, İzzetli kıl. Hazreti Osman gibi, İzzetli kıl. Hazreti Ali gibi, İzzetli kıl. Kudüs üzerine sabır yağdır. Ya Rabbi, Gazze'nin annelerinin üzerine sabır yağdır. Ya Rabbi, Gazze'nin çocuklarının yüreğine sabır yağdır. Ya Rabbi, Gazze'nin mücahitlerinin üzerine sabır yağdır. Ya Rabbi, ayaklarımızın dininin üzerine sabit kıl. Allah'ım, ayaklarımızı Kur'an üzerine sabit kıl. Allah'ım, zalim ve kafir İsrail'e karşı bize yardım et. Allah'ım, zalimlere karşı müminlere yardım et. Allah'ım, kafirlere karşı müminlere yardım et. İşlerindeki insanları öldürenlere var, bizim içimizdeki insanları öldürme ya Rabbi. Bizim ellerimizle onlara yardım ulaştır. Allah'ım, tarafından onlara yardım ulaştır. Allah'ım tarafından onlara imdat eyle. Allah'ım gönüllerine sikinet eyle. Allah'ım ya Rabbi, yerin ve göklerin orduları senin elinde, senin gücün karşında ne dayanır ki? Dilersen kafir ve zalimleri cezalandırırsın. Dilersen kafir ve zalimleri halak edersin. Dilersen kafir ve zalimleri mahvup perişan eylersin. Dilersen sen dünyanın her yerindeki zalimleri kahredersin. Allah'ım, Ebrehe'nin ordusunu gönderdiğin ebabilleri gönder. Allah'ım, Bedir'de meleklerin gönderdiğin gibi yardım gönder. Allah'ım, Uhud'da yardım ettiğin gibi Gazze'ye yardım et. Allah'ım, Huneyn'de yardım ettiğin gibi Gazze'ye yardım et. Allah'ım, Çanakkale'de yardım ettiğin gibi Gazze'ye yardım et. Allah'ım, Kudüs'te kardeşlerimize yardım et. Yardım etmek için bize güç, kuvvet, kudret ver Allah'ım. İslam ülkelerinin idarecilerine şuur ve merhamet ver. Allah'ım, mazlum kardeşlerimize yenme gücü ver. Takbir. Ya Rabbi, Allahu Ekber. Takbir. Allahu Ekber. Ya Rabbi, onları lütfunla zafer eriştir. Ya Rabbi, zafere eriştir. Ya Rabbi, merhametinle yetiş. Ya Rabbi, Allah'ım şefkatinle yetiş. Allah'ım rahmetinle yetiş. Allah'ım lütfunla yetiş. Allah'ım zalim ve kafir İsrail'e kahret. Allah'ım yetiş. Allah'ım yetiş. Allah'ım yetiş. Lillahi Teala el-Fatiha ve salavat.